Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul Celalayn. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Nisa suresi 128. ayet. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّةِ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَاَجَرْ خَطٍ اُذْنِنْ اِرِدًا nüşuz, karşı çıkışlık, nefret, muhalefetten korksa, ya ki yüzü görüşlükten korksa, ortalarda biraz şekilde suluk kılıçları da ularga günah yok. Ve suluk kılıçlık yakşıraktır. Ve nefslerge kızgançıklık, yani şuh, bakıllık, hazır kılındı. Ve eğer ihsan kılsalarız, güzel muamele kılsalarınız ve takva kılsalarınız, elbette Allah Teala sizlerinin kılıyıp durduğun amellerinizden haberdar buygen zattır. Süütiyet yaptılar. Ve in imra'atun merfu'un bi fi'lin yufassiruhu khafet. Eğer hatun değildi, bedeki imra'atun marfudur, mukadder fiil bilen. O mukadder fiil ne? O mukadder fiil müfesserdir. Arkadaki hafet diyen fiil onu tefsir kılıyor. Aslında in hafet imraatun bugün. Çünkü bilesler in şartiyedir. Hiç kaçan isim gekirmeydi. Fiil gekirer. Şunun için demek ki inden ki fiil barakken. Kafet, tevakkaat, korsa yani, kütse. Min ba'liha, zavciha, iriden, nüşuzen, yani terafu'an aleyha, hatinge katta geçlik, yani minsemeslik. Biter ki, muzaca'atiha, umbilen yaşlıydı terk kılıp, hatımla yatmaya kuysa. Ve teksiri fi nefekatiha. Ve hatının nefakası da onunla taksir kılıçlık, yani kemçilik. Nefakasını hiç bilmezlik, ya ki kem birişlik. Ve tumuhi ayniha ile ecmeli minha. Ve erinin közünü bu hatından göre gözarrak ayarlarına geçişliği. Şu nesnelerden korksa diye. Korkuşluk mesela türleri yok. Bir de mesela öldüredi etmez. Yani peyparvalık kıladı, menge karamayı koyadı, menge itibar vermeyi koyadı de korkuşluk. Şunun için tevakkaat diye. Ev iradan anha bi vecihi. Peki eri kadından yüzü bilen iraz kılıçlık, yani yüzü görüşlük. Hiç karame koyuşluğu, mutlaka terk kılıçluğu giden korksa. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصَالِحَا يَا كِي مَنَا يُسْلِحَا يَا كِي يَسَّالَحَا. Ortalarda sulu kılıçluğlarında onların günah yok. فِيهِ اِدْغَامُ التَّا فِي الْأَسْلِ فِي الصَّادِ. Aslında tabuygen harfinde sadge idgam kılıçluğu var. Yani bir kıratta yani yassalaha buladı. Tasaluh buradan. Tasalaha ya tasalahu bu ilişkiler gidi. Ta sadke idgam kıldı. Yassalaha. Ve fi kiratin yusliha min aslaha. Bir kiratı ise yusliha buluyordu. Yani aslahanın muzarisi.
Eğer tefaül babından olsa iki taraftan sulh kılışlık. Eğer aslaha yuslihudan olsa islah kılışlık. Beynehuma sulhan. Yani ortalarda sulh kılıp. Fil kasmi ve nefakati. Taksim kılışlığı da ve nefakada. Yani bir erkeğinin bir neyse ayarları olsa, ayarları yekünler taksim kılınken, şunda bu ayol mesela belki uzunun hakkını tavşırsa, yani beni günümü başka ayol izge vereyim. Lekin nikahı izde kalıyor. Haramak izde kalıyor. Peki bazen ziyaret kutursanız yeterdi. Muayyen günü böyle şart mesela. Ya ki günü, iki gün, üç günü de bir gün yekeme ettirse. Ve nefaka doğrusu da suluk kılışsa. Nefaka köp böyle yaptı, kıynel yaptı anlısı. Meyle azaytınin bu mesela. Ve bi ente türüke lehu şey'en talaben li bekay sohbeti. Ve şu sohbet kalışı güçün. Yani birgi yaşasını talep kılıp, burana sana eri için terkse. Yani erinin vazifesi, erinin hakkını kemaytırsa. Yani nefakanı kemra bireyim meyle. Ya ki bana hediyelerde kemaytırın, hiç hediye vermeyin. Ya ki ben şunu görseyen nasıllar. Ya ki şu taksimde günlerde kemaytırışlık. Fen raddiyet bizzelik, eğer hadın hünge razı olsa. Ve illa, peki hadın razı olmasa. İkilesi oturup sulh kılışı yaptı. Mesela hadın ediyordu ki siz menge yaş karamayasız diyordu. Ki ilet yaptı ki karalmayıp ben gücüm yetmeyordu dese. Kemaytırsan buladım mı dese. Onda hatun razı bulmasa ve illa fe'ale zavci en yuvafiyyaha haqqaha. Bu da ir, hatunun haklarını tuldurup verişlik gerek. Bütün hakkını mükemmel, şeriatka göre adalatlı veriş gerek. Av yufariqaha. Ya ki acıraş geçilik gerek. Yaşasa İslami yaşasın, bulmasa acıraş geçsin. Ve sulhu hayrun. Ve sulh yaxşı vaqtdır. Minel furqati ve nüşuzi ve li'razi. Yani ajrashib ketgandan ko'ra, bir-biriga qarama-qarshilik qilgandan, muxolifat qilgandan ko'ra, yuz o'girib ketgandan ko'ra sulh qilgan yaxshi. Qala ta'ala fi bayani ma jubila alayhi l-insan. Alloh taolo insonni jubila degani xuliqa degani. Xilqatida bo'lgan narsani bayoni to'g'risida aytyapti. Yani her bitti insanın hilkatı da tabiatta bu yanasa şu ki ve uhziratil enfusu eşşuhha. Nefslerge kızgançıklık berildi, keltirildi. Şuhun diyene şiddetul bukul. Kattık bir bakıllık, kızgançıklık. Ay cübilet aleyhi yani insan bana şu kızgançık bakil bulup yaratıldı. Fekennehe haziratuhu. Göyen ki daim hazır bu gendik. La teğibu anhu. Göyen ki hiç gitmedi gendik. Yani uhdirat digen fiildi ki gendikine sarıldı şu. Daim hazır. El ma'na ennel melete la tekadu tesmehu bi nasibihe min zavciha. Yani bu ayetin manası diyor ki hatın kişi yeniden bu gen nasibeden ötmeydi. Yani ötmezlik ki hareket kıladı. وَالرَّجْلُ لَا يَكَدُ يَسْمَحُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ اِذَا حَبَّ غَيْرَهَا. Ve irhab, eğer başka hatınla yaş görediyen olsa, onda uzun doğrusu da ayalıya ötmeye duyan, üyem katı durvaladı. İki taraftan, iki taraftan uzunun hakkını mükemmel halatta talep kılış gereket kıladı. وَاِنْ تُحْسِنُ عِشْرَةً نِسَى. Eğer ayarlarının muamelesini güzel kısalarız. وَتَتَّقُوا الْجَوْرَ عَلَيْهِنَّ. Ve ayarlarına zulüm kılıçlıktan Allah'tan korksalarınız. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Elbette Allah-u Teala kılıçlıktan amellerinizden haberdar bulgen zattır. فَيُجَزِيكُمْ بِهِ. Şu amellerinizi kalaptırıp Allah-u Teala sizlere ceza mükafat verir. Tafsirlerde, hususen İbn-i Kesir tafsirinde İbn-i Kesir rahimahullah aytadılar ki bu ayetinin nazır buluştuğunun sebebi köprü deliller Peygamberimiz aleyhisselamla Savda anamızın ortasındaki muamele.
Sauda bintu Zam'a onamız juda qarib qoldilar. Va yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hakkını ado qilolmayaptilar har taraflama. Xizmatini qilolmayapti. Keyin Peygamberimiz Aleyhisselam taloq qilmoqchi bo'ldilar. Yani bir ayol hakkını, erini hakkını ado qilolmasa. Yani hak iki taraftan bo'ladi-ku. Er xotinni hakkını ado qilsin, xotin ham erni hakkını ado qilsin. Peygamberimiz Aleyhisselam albatta ki onun haklarını ado qiladi. Lekin ado qilolmasa. Shuning uchun Peygamberimiz Aleyhisselam ortada mesela uyan günah görüp kalmasın. Susan yine iri peygamber olsa. Peygamber de hakkını ado qilmasa. Günah görüp kalmadı. Günah görüp kalmasın dediler de talab qilmoqchi bo'ldilar. Yani bu izahda aytyapman men nimaga? Çünkü hadislerde aytiladi ki savdo qarib qoluvdi, Peygamberimiz Aleyhisselam talab qilmoqchi bo'ldi dedi. Yani sahabalar bunu şundek doğru ayet geçiyor yani. Çünkü mümin kişi kalbinde imanı var insan hiç kaçan Peygamberimizge yaman gibi akmaydı ve yamanlıklar diyen hayaliye kilitirmeydi. Peki yani bizi zamanımızda menebi izahları kılıçke mecburumuz ki Müslümanlar için de bu nafıları hem köpeyip gitti, teşkerden düşmanlar hem ayet hadisler bitti teşirip İlediğin yerden der o ilip, başka manaları gibi bürüp, tuhmat kılışı yaptı. Mesela o şey hadislerine karasız, Saudan'ın yaşı karıp kalıyordu, Peygamberimiz Aleyhisselam talakı mahçı buldu. Dikte bu nefsaneyi bürüp durup, karıp kalıyordu, talakı mahçı buldu yaptı. Yani Peygamber demek ki, yenisiler ummatlı gamini iyiydi deysiler, hatta uzun o hatını gel, kılıyordu gen muamelesini kara. Mutlaka tezgahı taraflar gibi bürüp alışadı. Ve halen gün değmez. Şu yerde ki savda anamız ettiler ki ya Resulallah ben külümü Ayşe'ye verdim dedi. Beni talak demeyin ortamızda nikah kalsın. Kıyamet gününde ben size ayarlayız buluştu gibi. Ve size ayarlayız Katar'ı da tırıştı gibi halim ben dedi. Dedi Peygamberimiz Aleyhisselam kabul kıldılar. Hani bir de fakat yine taksim yani o zaman savda anamız etti ki ben karıp kaldım. Yani erkekler hiç kendi ihtiyacım kalmadı. Başkat değildi cüde. Erkeğe geçken de hacetim yok. Karıp kaldım. Zaten yani bu cima meselesi de ihtiyacım yokluğu için beni külümü Ayşe'ye verin dedi. Hani o da ihtiyacı. Fakat cima meselesi böyle yaptılar. Ki Peygamberimiz Aleyhisselam kabul kıldılar. Aytmadılar ki yok ben seni eğer cima kılmasam ne gene nafaka vereyim? Çünkü uykulu bir işim gerek, nafakayla bir işim gerek. Nima bir masala ehtiyojim bo'lsa men qilishim kerak. Agar payg'ambarimiz arasidan nafsoniy qilganlar dedi, aytadiki, "Iye, jumo qilmasam, u yana ham kerak emas u narsa. Men albattaki seni talab qilaman" dedilar. Lekin bu yerdagi masala payg'ambarimiz alayhisalom faqatgina o'zlarini o'ylab turib qilmayapti buni. Savdo onamiz qarib qoldilar, payg'ambarimiz alayhisalomning xizmatini qila olmayapti. Juda qarib qoldi. Masalan shu jimo masalasida ham deydik. Masalan, er xotinni oldiga kelgandan keyin bir xotinda o'zini taqsimi bor, kuni bor, keladi, kelgandan keyin jimo qilishlik kerak. Erda ham haqqi bu, xotinda ham haqqi. Kimiki man qiladigan bo'lsa, bu haqni tark qiladigan bo'lsa, zulm qilgan bo'ladi. Savdo onamiz agar jimoni tark qilsa, jimo qila olmasa, bu payg'ambarimiz alayhisalomning haqqi tark qilingan bo'ladi. Neticede Peygamberimiz Aleyhisselam'a zulüm kıyam bu kadardı. Çünkü tüm Peygamberimiz Aleyhisselam bosa İslami şeriatke muvaffuk aile bosun. Bu mesela hiç kimge bir haksızlığı bulmasın deyip acilash mahcup olurlar. Şundaki Allah Teala bana şu ayetini nazır kıldı. Bu ayetini nazır buluş doğrusu da başka kavullerim var. Ki olmazdı yani. Başka sahabelerde ortasında bugün muamelelere nispet hem verildi. Sahabelerde ortasında şimdi tartışmalar buldu. Yani bir sahabe ayalını talak kıldı. Ayal mesela kübra hak talak kılıyor.
Keyin vaqt bitgandan keyin yana xotin aytdiki, "Yo haqqimni berasan" dedi yoki taloq qilasan dedi. Ya'ni sahobi yana taloq qildi. Uchinchisi qolgandan keyin sahobi aytdiki, "Yo shuni qabul qilasan" dedi yoki "Men seni taloq qilaman yana. Ajrashib ketamiz" degandan keyin xotin keyin sulh qildi. O'shanda mana shu oyat nozil bo'ldi. Lekin doim aytganimizdek oyatni nozil bo'lishiga biror voqea sababchi bo'ladi-yu, lekin u voqeaga xos bo'lmaydi. Qiyomatgacha bütün insonlarga tegishli bo'ladi. Demakki, qiyomatgacha tegishli bütün insonlarga Alloh taolo aytayaptiki, bir xotin eridan nushuz muxolifatni ko'rsa, qarama-qarshilik, kelishmovchilik. Qarang, qaysidir sohada mutlaq aytayapti Alloh taolo. Nashaza degani qarshi chiqishlik. Qarshisiga turishlik degani. Kelishishmayapti. Bu agar ko'p xotinlik bo'lsa taqsim masalasidami? Yoki nafaqa masalasida, yoki uy masalasida, yoki muomala masalasida, yoki diniy masalalarda. Xullas qaysi masala bo'lsa bo'lsin. Qaysi sohada bo'lsa bo'lsin. Kelishishmayapti. Yoki av i'rodan, yoki erini yuz o'girishligidan qo'rqyapti. Yana eri tark qilib ketadi. Yo taloq qiladi, yoki taloq qilmasa ham qaramay qo'yadi. Hech e'tiborga olmay qo'yadi. Qani ikkita holat. Biri nushuz nima degani? Taloq qilmayapti, taloq qilish niyati ham yo'q, ammo ayolning haqqini ado qilmayapti. Ikkinchisi esa av i'rodan degani yuz o'girishlik. Yo taloq qilib ketadi, yoki taloq qilmasa ham hech qaramay qo'yadi. Xotin kishi shundan qo'rqganida o'rtalarda bir sulh qilishliklarda gunohi yo'q deyapti. O'rtada shariatni ko'rsatgan eng adolatli, eng go'zal uslublari bor edi. Sulh qilinganda endi uslublarning ba'zilari tark qilinadi. Ikki tarafdan bittasi o'zini haqlarini tark qiladi. Ayol kishidan boshlanib, an yusliha deb qaray muzakkar kelyapti. An tusliha deb ayol kishiga nisbat berilmayapti. Chunki bu sulhda, ya'ni mahkamada hokim bo'ladigan erkak ayol kishi emas. Ba'zan mazlum erkak bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo va in imro'atun xofat, agar xotin qo'rqsa deyapti. Xotin to'g'risida gapiryapti, chunki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Erkaklar ayollarga hokimdir, ustundir. Ayollar itoat qilishlik kerak. Shuning uchun erkak ayolni sulhga chaqirmaydi. Erkak ayolni itoatga chaqiradi. Kitob va sunnatga amal qil, Allohdan qo'rq, eringa itoat qil, shariat buyurgan narsalardan deydi. Shuning uchun ayolda masalasi aytilyapti. Lekin sulh qilinganda mana ikki taraf tavozu qilishlik kerak, ikkalasi ham tanazzul qilishlik kerak, o'rtalarda sulh qilishsin. Va sulhu khayrun, sulh yaxshidir. Bunday zulm qilib yashagandan ko'ra sulh qilishsin. Mana haqlar kamaytirilsin. Agar xotin yashamoqchi bo'lsa, ba'zi haqlardan voz kechadi. Yoki bo'lsam er o'zini isloq qiladi. Xotin nasihat qiladi, er o'zini kamchiliklarini e'tirof qiladi-da, o'zini isloq qiladi, yaxshi yashab ketishaveradi. Sulh yaxshidir deb Alloh taolo sulhga chaqiryapti. Sulh qilib kelishib yashaganlari yaxshi. Ajrashib ketgandan ko'ra yoki zulm qilib yashagandan ko'ra. Ya'ni zulm qilib yashashlik harom. Ajrashib ketgandan ko'ra ham sulh qilgani yaxshi. Ya'ni islom iloji boricha oilalarni buzilmasligiga harakat qiladi. Oila buzilmasin deydi. Lekin imkoni bo'lmasa, bir-birini haqqini ado qila olmasa, Alloh taolo sulhga targ'ib berib, sulhga chaqirgandan keyin aytayaptiki, "Va hazratil anfusu ash-shuhha." Nafslarga qattiq qizg'anchiqlik hozir qilindi. Xotin kishi albatta o'zini taqsimdagi haqqi, masalan, bir necha xotin bo'lsa, o'zini vaqtida, o'zini kunida eri kelishligini xohlaydi. Boshqa ayoliga qanday muomala qilyapti turgan bo'lsa eri, unga ham shunday muomala qilishligini xohlaydi. Ya'ni boshqa ayoldikidan ko'ra kam bo'lmaslikni xohlaydi. Barobar bo'lsin. Yani zarra qadar kam bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Endi bu agar ko'p xotinli bo'lsa, agar bir xotinli holat bo'lsa,
Xotin albatta nafaqada o'zini haqqi berilishligini xohlaydi. Agarchi eri nafaqasiga muhtoj bo'lmasa ham. Xotin bo'lgandan keyin eridan bir xotinga qilinadigan muomala qilinishligini xohlaydi. Ya'ni o'zini haqlariga juda bir mahkam bo'ladi. Haqqidan voz kechgisi kelmaydi. Endi erkak ham shunday. Erkak ham o'zini haqqini bergisi kelmaydi. Masalan, agar ayolni yoqtirmay qolgan bo'lsa, yomon ko'rsa, buni oldiga borgisi kelmaydi. Baxtini ajratgisi kelmaydi. Nafaqa bergisi kelmaydi. Unga xizmat qilgisi kelmaydi, qaragisi kelmaydi. Qizg'anadi. Yaxshi ko'rgan xotiniga ko'proq borgisi keladi. Yoki bo'lmasa, boshqa xotini yo'q, ammo boshqasiga uylanmoqchi. So'rab surishtirdi yoki boshqasi bilan tanishdi, uylanmoqchi. Undan keyin xotiniga befarvolik qilishni boshlaydi. Bular hammasi nafsoniy narsalar bular. Alloh taolo sulhdan keyin zikr qilyapti mana. Sizlar nafslarda shu narsa bor. Lekin shariatga itoat qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Endi Alloh taolo insonga bu qizg'anchiqlik, baxillik sifatini bergan. Bu yaxshi narsalarda bo'lishlik kerak. Yaxshi narsalarda biz qizg'anchiq bo'lishligimiz kerak. Masalan, vaqtimizga qizg'anchiq bo'laylikki, vaqtimiz diniy va go'zal solih amallardan boshqasiga ketib qolmasin. Hayotimizga qizg'anchiq bo'laylik, pulimizga qizg'anchiq bo'laylikki, isrofga ketib qolmasin. Nafsoniy narsalarga ketmasin. Ya'ni Alloh taolaning bizga bergan ne'matlarini shaytonning yo'liga ketishiga qizg'anchiq bo'lishimiz kerak. Ammo ilmsiz insonlar yoki ilmi boru shariatga itoat qilmaganlar teskarisi bo'ladi. Shaytonning yo'liga juda sahiy bo'lib qoladi, Alloh yo'liga qizg'anchiq bo'lib qoladi. Mana ko'chada ko'rgan musulmonlar ko'pchiligi shunday. Alloh yo'liga bir madrasaga, talib ilmga, yetimga, bevaga bir 10 dollar berginsiz bermaydi. Ammo ertaga bir to'y qiladigan bo'lsa 10 ming dollar xarajat qilib, ota-onalarni maymun dong'izlarda olib kelib, masxaravozlik qilishib, qancha pul sarflaydi? 10 ming dollarla pul sarflaydi. Bir yetimga 10 dollar berginsiz bermaydi. Qarang. Yani har bitta insonda tabiatida qizg'anchiqlik bor va saxovat ham bor. Adashganlar noto'g'ri joylarga iste'mol qilganligi uchun adashyapti. O'zini joyiga ishlatishlik kerak. Alloh taolo bu yerda noto'g'ri ishlatiladigan yerdan qo'rqityapti. Ehtiyot bo'linglar, chunki nafsda bu qizg'anchiqlik doim hozir bo'lgan narsa. Va bundan keyin Alloh taolo yana go'zallikka buyuryaptiki, va in tuhsinu, agar ehson qilsalaringiz, go'zal muomala qilsalaringiz ayollaringizga. Ayollaringiz ko'p bo'lsin, bitta bo'lsin, go'zal muomala qiling, yaxshi muomala qiling, sunnatga muvofiq. Payg'ambarimiz alayhissalomning hayoti bilan tanishtiraringiz, tanishyapsizlar. U kishi ayollariga qanday muomala qilgan bo'lsa, sahobalar ayollariga qanday muomala qilgan bo'lsa, shunday muomala qilishlik kerak. Qotattaqu taqvo qilsalaringiz, shariatga muxolifat qilmasalaringiz, ayollarga zulm qilmasalaringiz, haqlarini poymol qilmasalaringiz, haqlarini ado qilsalaringiz, albatta Alloh taolo sizlarni qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Albatta mukofotini beradi. Hech qachon Alloh taolo sizni haqqingizni zoya qilmaydi. O'tgan oyatlarda keldik-ku, Alloh taolo zarra qadar zulm qilmaydi hech kimga. 129-oyat. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَأَجَرْتِ سِلَرْ نَهَايَةَ قِزِقْ سَلَرِزْ هَمْ أَيَالَّرْنِنْ اُرْتَسِدَ عَدَالَتْ قِلِشْلِكَّ كُشْلَرِزْ يَتْمَيْدِ. Adolat qilolmaysizlar. Shunday ekan, mutlaqo mayl qilishlik, og'ib ketishda og'ib ketmanglar. Va ayollarni muallaqdek, o'rtada qolgandek, osilgandek tashlab ketmanglar. Agar isloh qilsalaringiz, tuzatsalaringiz va taqvo qilsalaringiz, albatta Alloh taolo gunohlarni kechiruvchi, mehribon bo'lgan zotdir. Suyuti aytayaptilar, valan tastati'u an ta'dilu tusavvu.
Hiç kaçan kadir bu meseleler kullarızdan kim idi? Adalet kılıçlıklarınız ve beraber kılıçlarınız beyden nisa ayarlarının ortası da fil mehabbeti mehabbette. Kalim. Fil kasmi fil nefakati demeyebdi. Mehabbette diyebdi. İslam'da bana köp yüleniştik var. İslam tergib bergen. Peygamberimiz Aleyhisselam uzlarının hayatlarda amel kılıp kürsatıp verdiler. Sahabalar da hepsi bana amel kıldı. Lekin hazır Avrupa'dan, Amerika'dan kelgan madaniyat deyilgan cehalet, küfür etikadları İslam'da bütün hükümlerine karşı çıkandık. Köp ayarlık nikahına hem karşı çıkışı yaptı. Bunu yukarıçlık hareket kılışı yaptı. Demek ki Allah'ın kanunu bu genelik için. Bu mesela bunun faydaları köplüğünü, hikmetli emelliğini cüde yaşlı bir şeydir bunları. Ve hazır ki hususen bizim zamanımızda ayarlar bana köpeyip git yaptı dünya boyunca. Ayarlar köpeyip git kendinkiyin. Şimdi bunu bana şu sünnetten başka çaresi yok. Köp ilanışlık hükmeden başka çaresi yok. Bunu cüde yaşlı bir şeydir. Lekin Allah'ın hükmü bu genelik için, İslami kanun bu genelik için karşı çıkışı yaptı. Bunga ki Müslümanlar diyem elde şey etmez. Nisa suresi 129. ayette kili yaptı ki Allah-u Teala yaptı. Ayarlarında ortasında adalet kılıçlığı kullarızdan kim edir diyordu. Valev harastım kançayla kızırsalar izem diyordu. Demek adalet kılar mı yasalarsılar? Daha zulüm kılarsılar. Zulüm kısayın haram buladı. Sünnet kemal kılamanda zulüm kılarsan mı? Caiz mesleydi. Lekin bu batıl, bu tahrif, bu Kur'an'a tuhmet. Allah-u Teala ona etme yaptı. Nefaka meselesi mez bu. Taksim meselesi mez. Bu hizmet meselesi mez. İmkan meselesi mez. Bu fil muhabbeti muhabbet meselesi. Muhabbet doğrusu da. Hazır hadisini oku bir hemen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözlerini. Yani bu ayetini başka meselelerine hamil kılıçdik. Tuhmet buladı, iftira buladı, tahrip buladı. Dinli büzüşlüğü buladı. Muhabbet meselesi de siz eğer hatınız üçte bulsa, dörtte bulsa hamasını bir hıl sevip, hamasını bir hıl muhabbet kılarmayız. Bazısını bazılarından köpürak yaş görürüz. Muhabbet bu kalp meselesi. Böyle insanlar öyle dedi ki muhabbet kıyandı elbette eğer yaşı kişiyle bugün, güzel bugün ayalını yaş görürüz demeyiz. Bilmem ne doğru. Onu demez. İnsanda tabiatı ulamalar dedi ki el-insan abdul ihsan. İnsan güzelliğinin hizmetkarıdır. Yaşlılığının hizmetkarıdır. Kaysi ayalı eriye kançalı itibar verirse, hizmet kısa, yaş muamela kısa, güzel muamela kısa eri şunu yaş görür. Demek ayarlarda uzları yani muamela da hemen bir hılmaz. Bir tas katta rağ buladı, bir tas kopar rağ buladı, bir tas ciddi rağ buladı, bir tas kem gap rağ, bir tas üyetçen rağ buladı. Ha bir tası iş bilir man. Gapke üstte, muamelası güzel. Üstte rağ buladı. Eriye yaşlı muamela kılıp, erine uzunca muayel kılır. Bu ayol kişiye nispeten bu genlerse bu. Çünkü siz bu nesada kalbinizde hakim bulamayız. Kays ayolu sizce yaşlı muamela kısa, sizi sevindirse, muhabbetinizi kazansa, şunu köprüden yaş görürüz. Allah-u Teala şunu ediyor. Sizler, kançalık kızıksalarızam, hareket kısalarızam, muhabbet meselesi de ayollar ortasında adalet kılarmayızlar. Peki nefaka, taksın, başka bütün nesiler buladı. Buladıkken nesiler buluş gerek. وَلَوْ حَرَسْتُمْ عَلَى ذَلِكَ بُنْجَ قَنْشَلِكَ قِزِقْسَ لَرِزَمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ Şundayken sizler mutlaka mail kılıp ağıp gitmeyler. اِلَى اللَّتِ تُحِبُّونَهَا فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ Şundayken yaş görüldüğün ayarlarınızda taksımda ve nefakada şu muhabbetten başlanıp durup muhabbetten gitsin Allah-u Teala soramaydı. Lekin bana taksımda hem nefakada hem bu tarafı alıp gitmeyiler. Nereye ayarlarınızı vaxtada barın, nefakasını birin, onu kemaytirmeyin. فَتَذَرُوهَا اَيْ تَتْرُكُوا الْمُمَالَ عَنْهَا تَذَرُوهَا دیگنه تَتْرُكُوا دیگنه ve terkimeyler deyipti. مُمَالَ عَنْهَا ondan ağılgen. Yani bir ayarınızdan yüzü girip gittiniz. Bu ayarınızı kel muallakati.
Ne asılgen, muallak degeni asılgen degeni. Havaya asıp koyarsız, asman deyemez, yer deyemez. Bağlengen. Hiç tarafı getirmeydi. Elleti la hiye eyyimun ve la hiye zatu ba'lin. Yani bu hatun bir beyve yenmez ve eri bar hatun yenmez. Beyve de siz nikahda. Hiç kim bunu bunge savsuzun etelmeyiz. Hiç kim bunge ülenişlik teklif kılalmeyiz. Beyemez eri barlı siz eri kemeydi, eri karamaydı bunge. Şunu evi koymasın, ortada koymasın. Bu bir yalık olsun. Ya talap kılayım, peki hakkını adamayın. Ve in tuslihu bil adli bil kasmi şu taksimlerde ve bütün meselelerde adalet kılıp ıslah kısalarınız ve tetteku el cevra ve zulümden korksalarınız, takva kılsalarınız fe innallaha kâne gafuran elbette Allah öyle keçiruçudur. Yani keçiruçu buygen zaptur. Lime fî kalbikum minel meyni kalbizdeki meyilini yaptı. Yani Suyuti Allah razı olsun. Cüda güzel tefsir kılı yaptılar. Kalbizdeki aleyh köpürak kalbi muhabbette Allah da keçirerdi. Rahimen bikum ve sizlerge mehribandır fî zelike mene şu nesilerde. İbn-i Kesir rahimahullah mene şu hayatının tefsirde keltir yaptılar. Nelerinde bu hadis, hadis kitaplarında köp kigen. Ben İbn-i Kesir evvela sahabalarını sözünde keltir yaptı. Ey len testati'u eyyuhen nas en tusavu beynen nise min cemi'il vücuh. Ey insanlar, ayarlarda ortasında her taraflama beraber muamele kılıçdik kullarızdan kim yedi. Fe innehu en haselel kasmu suri. Çünkü surette taksim mükemmel bu sayem leyleten ve leyleten ve bir keçe bir keçe bulup fela budda min at-tafawuti fil mahabbati ve şehvati vel cima'. Muhabbette, şehvette, cimada elbette farklı bo'ladi baribir. Bir ayolingizga nisbatan shahvatingiz ko'proq bo'ladi. Narigisiga nisbatan ozroq bo'ladi. Kama qalahu Ibn Abbas va Ubayda al-Salmani va Mujahid va Hasan al-Basri va Zahhak. Shu ulamolar aytgandek deyaptilar. Ba'zi ulamolar bu ham payg'ambarimiz alayhisalom to'g'risida, Oysha onamiz to'g'risida nozil bo'lgan deydi. Nazrat hazi al-aya va lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa wa law harastum fi 'Aisha. Ya'ni anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam kana yuhibbuha aksar min ghayriha. Payg'ambarimiz alayhisalom Oysha onamizni boshqa ayollarga nisbatan ko'proq yaxshi ko'rardilar. Kama ja'a fil hadisi allazi rawahu al-imam Ahmad va ahli sunan. Ahmad bin Hanbal va sunan ahli rivoyat qilgan hadisda kelgandik. An 'Aishata qalat, Oysha onamizdan rivoyat qilindi. Aytdilar ki, kana Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam yaqsimu bayna nisayhi fayadilu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarning o'rtalarida taqsim qilardilar va adolat qilardilar. Qani adolat qilyapti hamma narsada. Summa yaqulu ki aytadilarki, Allohumma haza qasmi fi mamliku. Ey Allohim, meni qo'limdan keladigan, kuchim yetadigan narsalardagi taqsimim mana shu. Fala talumni fi ma tamliku va la amlik. Endi sen ega bo'lgan, men ega bo'lmagan narsada meni malomat qilmagin, derdilar. Ya'ni al-qalb va qalbni qasd qiladilar. Ya'ni bu isnodi sahih bo'lgan hadisdir. Imom at-Termiziy buni mursal holatini sahihroq deganlar. Qarang, ya'ni xullas payg'ambarimiz alayhissalom deb zot aytayaptilarki, qo'limdan kelgan taqsimni qildim mana zohiriy. Lekin فَلَا تَلُمْنِي كَلِمَكَ دُكَّتْ قِلِينَ Ey Allah'ım beni malumat kımagin فِي مَا تَمْلِكُ Sen ege buladigan وَلَا أَمْلِكُ Men ege bulmadigan narsada. Bu kalp meselesi bu. Muhabbet meselesi. Yani onu başka nesine vurmasın gerek. Bu mesela ayetge, Kur'an'ge zulüm kılıngan buladı. Dinge zulüm kılıngan buladı. Bazen dedi ki o muhabbet diyen bir bulasın dedi. Bu, siz elbette onu zahiren bildirmeyiz siz. Ayoliz ko'p bo'lsa, hammasiga aytasini yaxshi ko'raman deb. Hammasini yaxshi ko'ring albatta. Hammasiga tabassum qiling, hammasiga shirin muomala qiling, hammasiga go'zal muomala qiling. Lekin baribir qalbingizda bittasiga nisbatan muhabbat ko'proq bo'ladi.
Bu başka mesele. Şimdi ayollar ki bu kadar ki onların tahkik kılıp soru oladı. İnsan muhakkik buladı ki. Ayollara muhakkika buladı. Birinci soru şu, beni yaş göresen mi deyiz? Ha siz? Kançalı yaş göresen deyiz. Köp yaş göreme. Hammadan göreme deydi ki. Siz hammadan göre diyorum. Öyle okumayın o vakitte. Men nariga xotinimni ko'proq yaxshi ko'raman, hozirmiga hammadan ko'ra desam yolg'on bo'lib qolarmikin? Demang, yolg'on bo'lmaydi inshaalloh. Ayting, hech kimga aytmagin. Seni hammadan ko'ra yaxshi ko'raman deng. Chunki har bitta ayol o'zi bir mustaqil bir inson bo'lganligi uchun har bittasini o'ziga yarasha go'zal xulqlari bor, go'zal taraflari bor, kamchiliklari ham bor. Ya'ni bir insonda bo'lgan go'zallik boshqa insonda bo'lmasligi yoki ozroq bo'lishi mumkin. Mesela bir ayolingizning xilqati güzel bo'lsa, ko'rinishi, boshqa ayolingizning axloqi güzel. Boshqa ayolingizning mesela taqvosi güzel. Boshqa ayolingizning muomalasi güzel. Ya'ni qaysidir tarafta baribir fazilati bo'ladi. Haligina seni yaxshi ko'rasiz baribir. Bu narsada ayolingiz boshqa ayollarga nisbatan ustun bo'ladi. Shuning uchun siz har bittasiga seni eng yaxshi ko'raman desiz, uni zarari yo'q uni. Ya'ni ayollaringizga hammasiga muhabbat izhor qilasiz, yaxshi ko'rishligingizni aytasiz, muhabbatingizni bildirasiz. Muomalada zulm qilmaysiz albatta. Lekin qalbingizda baribir ayollar ham sezadi, hamma ham biladi, o'zingiz ham sezasiz, Alloh ham biladiki, bir ayolga nisbatan muhabbatingiz ko'proq bo'ladi. U muhabbat sababidan agar zulm qilmasangiz, zohiran hammasiga barobar muomala qilsangiz, hech qanday zarari yo'q uni. Qarang, bu mumkin bo'lgan narsalar. Lekin o'sha Yevropadan kelgan jaholatdan ta'sirlanib insonlar aytayaptiki, bu mumkin emas. Shuning uchun ba'zi zulm qilib qo'yasan, qilmagin deydi. Uylanma deydi. Bitta bilan sabr qilib o'tga to'g'rigin deydi. Noto'g'ri bular hammasi. Valan tastati'a ta'dilu baynan nisa walau harastum. Agar bu nafaqa o'sha zohiriy masalada bo'lsa, Alloh taolo fankihu minan nisa ma taba lakum. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Alloh taolo ayollardan sizlarga yaxshi bo'lganlardan uylaninglar. Masna va sulasa va rubadi o'zi uylanyapti. O'zi uylanishga targ'ib beryapti, buyuryapti. Qarang, ko'p uylanishlikka. Kim bu yerda bizga adolat qilolmaysizlar desa, biz qo'limizdan kelmagan narsani Alloh taolo talab qilyapti degan bo'lib qoladi. Biz buni zohiriy muomalaga tafsir qiladigan bo'lsak, narigi oyatlarga zid bo'lib qoladi, qarama-qarshi bo'lib qoladi. Oyatlarni bir-biriga qarama-qarshi qo'ygan, bir-birini takzib qildirgan bo'lib qolamiz. Va holanki unday emas. Bu oyat ko'p uylanishlikka targ'ib beryapti, bu oyat esa muhabbat masalasida hammasiga bir xil muomala qila olmaysizlar, deyapti. Fala tamilu kullal mayl. Shunday ekan, mutlaqo unga boshqalariga yaxshi ko'rganingizga moyil bo'lib ketmang. Unga og'ib ketmang. Va natijada fatazaruha kal muallaqa. Uni muallaqdek tashab qo'ymang. Uni masalasini hal qiling, yuqorida oyatda kelgandek. Yo taloq qiling, yoki haqqini ado qiling, yoki o'tirib sulh qilinglar. Uni unda tashab qo'ymang. Endi muallaq xotin ba'zan shunday muhabbat sababidan bo'ladi. Ba'zan esa insonning g'ofilligidan bo'ladi. Mana hozirgi vaqtda ko'paydi. Erkaklar o'zini diyorda ish topolmayapti, pul topolmayapti-da boshqa diyorlarga ketyapti. Rusiyaga ketyapti, Yevropaga ketyapti, Tatarga ketyapti. Ishlab uyiga pul jo'natish bahonasida. Xotini muallaq deb qo'ygan. Yoki ba'zilar hijrat qilyapti, jihodga ketyapti. Xotini muallaq bo'lib qolgan, o'rtada qolgan. Eri bormi, yo'qmi ma'lum emas. Nikohda bor. Lekin hayotda yo'q. Eri kelmaydi. Ba'zi erlar yillab ko'rmagan xotinini. Bularsa erkakni ham buzilishiga sababchi bo'ladi, ayolni ham buzilishiga sababchi bo'ladi. Bular joiz emas bular. Zulm bular. Va in tuslihu agar isloh qilsalaringiz, ya'ni yuqorida keldi Alloh taolo isloh qilinglar dedi. Tuzatinglar o'zlaringizni ham, ayollaringizni ham, muomalalaringizni. Va taqvo qilinglar deyapti. Albatta Alloh taolo g'ofurdir, kechiradi Alloh taolo. Ba'zi kamchiliklaringizni Suyutiyatı, lima fi qalbiku minel mayl, kalbimizdeki mayl'i keçirin, deyapti. Allah Teala kalbimizdeki bu köp muhabbeti keçirdi mi? Ve onun için korkup, sıkılıp, egunu sahabeden köp ilanışlığı terkil edigen nersemez o.
Allah Teala keçirgenler ki hiç kim onu muhafaza kılamıyor. Allah keçir yaptı ki. Cahiller şunun mahkem bir şeydi. Yani muhabbette bir bugün de. Muhabbette bir bu meselem adaletsizlik buladı, zulüm buladı. Allah Teala keçiremem diyordu. Kâne gafura lima fi kalbikum minel mayl. Kalbindeki bu mayllik ve muhabbet köplüğünü keçiremem diyordu. Eğer keçirmese bunda peygamberimiz hem günahkar olup kalırdı. Hani ne doğru tafsirler kança zarar verir. Allah keçirgenden ki demek ki o günahmez. Hiç kim onu malamat kılarmıyordu, onu bahane kılar. İslam hükümlerini hem yok kılarmıyordu. Ve Allah Teala mehribandır. Biz dini mahkem işesek, Allah Subhanehu ve Teala ozu, bizi ozunu yollarıya hidayet kılırdı. Dünya ve kulavi zararlardan himaye kılırdı. 130. ayet. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِيًا حَك۪يمًا. Ve eğer acileşip yetişse, Allah Teala onlardan her bittesini uzunu kengçilikten bay kıladı. Ve Allah Teala keng, hikmetli bugün zattır. Suyut-i etiyatlar وَاِنْ يَتَفَرَّقَا اَوْزَوْجَانِ بِالطَّلَاقِ. Eğer bir hatın talaklar acileşip yetişse, يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا عَنْ صَاحِبِهِ. Bunlarda her bittesini şirkiden bay kıladı. Yani bir hacet kıladı. مِنْ سَعَتِهِ Allah Teala uzunu kengçiliğinden. Yani اَيْ فَضُلِهِ uzunu fazleden. وَيَنْ يَرْزُقَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَرْزَقَهُ غَيْرَهَا. Hatınge ondan başka bir yaşı er biredi. Ve ilge ondan yaşı da bir hatın biredi. وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا لِخَلْقِهِ فِي الْفَضْلِ. Allah Teala kengdir, yani fazilde, keremde, mahluklarına kengdir. Hakimen fîmâ dabbere lehum, mahluklarına tedbir kıyan nesnelerde Allah Teala hikmetlidir. Hani ötken ayetlerde Allah Teala 128'de ve 129'da hadi sulhge çakırdı, ıslah kılıyorlar, ıslah kılıyorlar, aileni büzmeyler diye. Yani 130. ayette kelibat diyordu ki وَاِنْ يَتَفَرَّقَا اَغَا جَشْكْ اِتْسَا sulh değil acı bu mesela. Kitab-ı sünnetke kayıtışmasa, haklarına da adaklar mesela mecbur acıraşk etler, talak kılardı. Kelişşelme gendenki. Zulümlü hayatı gereği yok. Yaşasa İslam'ı yıkıyor yaşasın, bunu acıraşk etsin. Yine de acıraşk ettirirken vakitte İki taraftan oylanıp alışı mümkün. Ya bazen bir taraf oylaydı. Hatın kişi oylaydı ki acıraşık etsem yine hayatım kandayı buladı. Ya ki er oylaydı acıraşık etsem yine üylene olamam mı? Ya ki gelese yine gam geçiyordu. Allah-u Teala diyordu ki sizler Allah için acıraşsalarız. Allah-u Teala ikileriz yine uzun kengçiliği, uzun nimetleri bile, uzun fazlı bile bir hacet kıladı. Er hatınge muhtacı mıydı? Hatın erge muhtacı bu mıydı? Zaten bunlar üylenişten aldığına muhtaç mıydı ki birbirine? Yer hatun buluştan aldığına bunlar fakat yine Allah'a muhtaç idi. Bundan aldığına yaşa bir oldu. Bundan yine bir yaşa uğradı. Şunun için Allah rızası için adres ettirdiği insanlar Allah'a tevekkül kısın. Allah-u Teala vaade veriyor. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا. Eğer yer hatun adresse Allah-u Teala onların her bittesini uzun keyinçliği giden berib ularni behojat qiladi, boy qiladi deyapti. Hozir ko'pincha musulmon ayollarda ham oilasi buzilyapti. Ayollar musulmon, dini mahkam ishida, eri fosiq. Ajrashlarga olib boradi ki musulmon ayollar yoki qizlar mahzun bo'lib qolyapti. Alloh taolo aytayapti ki hech mahzun bo'lmanglar, o'ylanmanglar. Yughnillahu kullam min sa'atihi. Alloh taolo kengchiligidan berib behojat qiladi deyapti. Allah o'zi kifoya qiladi. Allohga tavakkul qilishlik kerak. Xususan dinini deb agar ajrashib turgan bo'lsa bir xotin. Dinini deb eridan zulm ko'rib turgan bo'lsa, Alloh taolo unga yana ham ko'p beradi. Va kan Alloh vasi'an, Alloh taolo keng bo'lgan zotdir. Butun sifatlari kengdir. Fazli ham keng. Ne'matlari ham keng. Alloh taolo qana min sa'atihi shu kengligidan beraman deyapti. Bu hisobsiz-ku bu, hisob kitobsiz-ku. Allah Teala'nın kengliği bitmez, tükenmez. Haddi yok. Şundan beri hemen de yaptı Allah Teala. Ve hikmetlidir.
Endi oila shunday bo'pti ekan, buzilmasa yaxshi bo'lardi, lekin buzildi. Kelisha olmadingiz. Buni hikmati bor albatta. Sabr qiling, ajra olasiz, savob olasiz. 131-oyat. Walillahi ma fis samawati va ma fil ardh. Wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati va ma fil ardh. Va kana Allahu ganiyan hamida. Ve Allah'a yine hasdır, asmanlardaki nesler ve yerdeki nesler. Ve kasem ki hakikatten hem sizlerden aldığınca kitap verilen kişilerge ve sizlerge vasiyet kıldık ki Allah'tan korkuylardır. Ve eğer kafir bulsalarınız, elbette Allah'a yine hasdır, asmanlardaki nesler ve yerdeki nesler. Ve Allah Teala gani, bay ve hamid mehtalı uçu bugün zattır. Suyuti tefsirde yaptılar. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ. Yani kitap verilgenler deyipti. Bete kitap müfred bu sayem kutub manasında. Kitaplar verilgenler. مِنْ قَبْلُكُمْ سِلَدَنْ عَلْدِنْ اَيْ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى. Yahud ve Nasaniler. Yani Suyuti bu tafsirde ne demek yaptı? Fakat yine bitti kitap verilgen de oylamayın. Lafızda müfred bu gene geçin. Tavrat verilgenler mekin, İncil verilgenler mekin, ya ki Zabur verilgenler mekin değil mi? Hem askır ki turat. Çünkü ellezine de bu cem keldi. Kitap müfret, lakin cem manası da. Bilesin de çünkü aleflam istiğrakıya buladı. Şümlen bütün fertlerinde uzun çıkı oladı. Ve iyyakum ya ahlel Kur'an ve sizlerine de. Ey Kur'an ahli. Sizlerine Allah Teala vasiyet kıldı. En ey bi en ittakullah. Allah'tan takva kılıçlıklarınızı. Hafu iqabahu Allah'ın iqabından korkuylar. Bi en tuti'uhu unge itaat kılıçlıklar. İtaat kılıylar ki Allah'ın azabından necat tapıylar. Ve kulna lehum ve lekum ve sizlerge ve ularge ettik ki in tekfuru bime vassayetun bihi sizlerge vasiyet kıyken nesemge kafir buselariz, inkar kıselariz, kars kıselariz. Fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil arum. Elbette Allah'ınkidir, osmonlardagi narsalar ve yerdagi narsalar, xalqan ve mulkan ve abidan, yani yaratilishlik e'tiboridan, mulk e'tiboridan ve qullik e'tiboridan. Fala yadurruhu kufrukum, sizlarning kufrlaringiz, qarshi chiqishlaringiz Allohga zarar qilmaydi. Va kana Allohu ganiyan an xalqihi ve ibadatihim, elbette Alloh taolo o'zini mahluqlarini hammasidan ve ularning ibodatidan behojat bo'lgan zotdir, hamidan ve mahtaluchudur, mahmudan fi sun'ihi bihim. Ve mahluklar yakıyan bütün muamelelerde Allah Teala Mahmud duyan zattır. Yani bu ayette hani iki bölümü ötken ayetlerde kildi. Velillahi ma fis semavati ve ma fil arun. Ve onun hikmetleri zikir kılındı. Allah Teala uzun büyüklüğünü tanıştır yaptı. Bütün nesele onun mülki ikenliği. Allah'ın mülkiden faydalar yapsın ve şükür kılın. Allah'tan korkun. Ve hemmesi Allah'tan kimi sizge ihtiyacı yok. Allah'ın bir hacetliği. Biz Allah'a muhtaç değiliz. Şu manaların hepsini esleyseler. Allah Teala şunu esletip tekrar ayeti yaptı. Bundan ki bana kasem içi yaptı. Kasem ki hakikatten biz vasiyet kıldık yaptı. Kasem bir takit. Kadı yine bir takit. Vassay ne de yaptı kalın? Amar ne de mi yaptı? Amar nasıl? Adi buyruk bulardı. Lakin vasiyet böyle yaptı. Vasiyette birazlar kanca takitlenip müstahkem kılınken buyruk vasiyet değillerdi. Kimga vasiyat qildi? Bütün kitob ahllariga va bizga. Nima dedi? Ani taqulloh, Allohdan taqvo qilinglar dedi. Qarang, Allohdan qo'rqinglar, taqvo qilinglar degan narsani Alloh taolo bütün ahli kitobga, demakki bütün ummatlarga vasiyat qilgan. Chunki bütün ummatlarga kitob jo'natilgan-ku. Lekin Alloh saqlasin, va in takfuru kofir bo'lsalaringiz, taqvoni tark qilsalaringiz, Allohning vasiyatini tark qilsalaringiz, dinga qarshi chiqsalaringiz, unda yana aytiladi ki, osmonlardagi narsalar va yerdagi narsalar hammasi Allohnikidir. Va Alloh taolo behojatdir. Sizlarga hech qanday ehtiyoji yo'q. Sizlarga ibodatingizga ham ehtiyoji yo'q. O'tgan darslarda ham ko'p keldi. Ya'ni butun insonlar va butun jinlar to'plansa, hammasi Muhammad alayhisalomdek eng mukammal inson bo'lsa, tinmasdan ibodat qilsa, Allohga hech qanday uni manfaati yo'q. Yoki butun insonlar va jinlar to'plansa, hammasi Namruddan battar bo'lsa, qo'lidan kelganicha fasod qilsa, gunoh qilsa Alloh taolaga zarra qadar zarar berilmaydi. Alloh taolo behojatdir. Hech kimga ehtiyoji yo'q.
ve hamiddir. Daim mahtaluçu bugün zaptır. İnsanlar ve cinler Allah'ta mahtedi, mahtemedi mi? Bunun hiç kendi tersede itibarı yok. 132. ayet. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ve Allah'a yine hastur asmanlardan gelseler ve yerde gelseler. Ve Allah-u Teala vekillikte kifaya kıldı. Süyüteyet yaptılar. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَرَّرَهُ تَأْكِيدًا لِتَخْرِيرِ مُوْجَبِ التَّقْوَى. Allah-u Teala bunu tekrarlayıp ki, bu şey takvanın mucabını, tekririnin tekidi bulsundu. Yani Allah-u Teala اَنِتَّقُوا dedi ki, Allah'tan takva kırılar dedi. Ve bütün mülkler Allah'ınki ekenliğini aytıp, yine tekitle yaptı. Takvanı mahkeme şeyler de yaptı. Hamma nasıl minik edip, büyüklüğünü işare kıl yaptı, tehdit kıl yaptı ve tergib beri yaptı. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Allah-u Teala vekillikte kifaya kıl, yani şehiden, şahitlikte. بِأَنَّ مَا ف۪يهِمَ لَهُ. Yani o şey, yer asmalardaki bütün neslerin Allah'ın ikenliğine Allah-u Teala bizi şahitliğinde kifaya kıldı. Ve vekil, yani Allah-u Teala işlerinizde vekillikte kifaya kıldı. Allah'ta vekil kılıyorlar, Allah'a tavşırıyorlar, tevekkül kılıyorlar. Siz Allah'a tevekkül kısız, Allah-u Teala size vekil buladı. Bu da bütün hacetlerinizi bilir Allah Teala. Bu bütün meselelerde yani hususi mesele er hatunluk meselesiydi, aile meselesi. Hemen ise Allah'tı ki, Allah'tan soruyorlar. Hatun erdi kemçilerin sebebinden erden şikayet kılıp ateşlemen demesin. Er hatundaki bazı kemçiler sebebinden aileni buzemen demesin. Allah'tan soruyorlar. Takva kılıyorlar. Allah biradı, Allah bereket biradı. Çünkü hemen ise Allah nekidir. 133. ayet. İn yaşa yuzhibukum eyyuhen nefs ve ye'ti bi aharin ve kâne Allahu ala zâlike kadira. Eğer haklese ey insanlar sıradı ketkizedi Allah Teala. Ve başkalarda alıp geledi. Ve Allah Teala bu nersege kadir bugün zattır. Süyütü ayeti tekrarlayıp da bi aharin de onege bedeleküm nekidir yaptı. Yani in yeşe yuzhibkum ya eyyuhen nas ve yati bi aharin badalakum ve kana Allahu ala zalika kadira. Yani başkaları da alıp gelirse de ondan rızık. Allah Teala bu ayetle ne diyor? Yani ya eyyuhen nas bütün insanlara hitap kılıyor. Eğer halese sizlerde hemmelerizi ketkizedi, yok eder. Ve yati bi aharin başkaları da alıp gelirse. Bu iki de manası var. Biri isyankarlar ge, kafirler getiriyor. Ey kafirler, ey isyankarlar. Eğer Allah Teala sizlerden hâlâsa, hâlâsı yok atıttı, başka insanlar da geldi. Bu bir temanası. Ya ki, ey insanlar sizlerden yok atıp, Allah Teala başka mahluka mı yaratışır mümkün? Bu gen fadır Allah Teala. Lakin başka mahluk yaratıştığını etmedi. Mesela çünkü insanlarda hayatı bitti mi? Tamam, dünya hayatı bitti yaptı da, ahiret başlarına yaptı mı? Şuna sayedinin geldiği için, şimdi biz, mesela Allah Teala'nın kudretiyle mümkün. İnsanlar da yok atıp onu başka bir mahluk yaratsa. Hadır. Peki onu ayetme geldiği için bunu ayetemiz ki Allah'ın kudretten mümkünü. Peki vakiliği de Allah ayetme geldiği için. Bu medigenlerse. Demek ki ayet-i tefsiri ne böyle yaptı? Ey insanlar Allah Teala haklese silah da kilitgizip onları da başka insanlar da kilitgizip. Çünkü şu Allah'tan korkuyorlar. Allah'a kaytıyorlar. Allah Teala hemen yok atı varmasın. Bana insanın başı gibi bir şeyler kese, kıyıncılık kese görüyorduk ki Allah'tan başka hiç kim yardan birer mi yaptı, necat birer mi yaptı ki? Hemen esasında teşhislikke mecbur bulu yaptı ki. Canını kutkarsa ozu kette gelmek kolu yaptı. Bu mesela ölüp gitti yaptı. Bütün mağlu devleti, kafirlerdi, zalimlerdi, kulda kap gitti yaptı. Bu hayatta ikinci tarafı yan var ki, hadiste gelendi ki, sahabeler, küp hata kılıçlilerden şikayet kılıçtı. Ya Resulullah biz küp hatalar kılıyordunuz. Günah kılıyordunuz. Bir gün de Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki eğer sizler hiç hata kılmasalarız şunu da ettiler ki eğer sizler hiç günah kılmasalarız Allah da Allah'a yok atıp onlarız ki günah kılıp Allah'a tavaf kılıyordun. Kullarda alıp gelendirdiler. Hani ortada buluş gerek. İfrat tefsir etmesin gerek. Allah'a da yok atar dediğin de günahkarlar diyen korkutasınız ve ibadeti diyen mağrurlengenler diyen korkutasınız. Biz ortada buluşturduğumuz gerek. Günahkarımız
Günah kısa günahımızı itiraf kılamız, tavba kılamız, özümüzü tutarçı hareket kılamız. Şimdi necat tapamız. Adım günah kılırsak, şu ayet geçip kılamız, necat tapmayımız. Ya ki hiç günah kılmasak da, günah kılma yapız ki. Biz, yani günah kılmadığı insanlarımız, özümüzü fersle diye his kıladığı yapısak, bunu diyelim Allah-u Teala bizi helak kıladı. İnsan bu yönde ki elbette hata kıladı. Peygamberimiz aleyhisselam etkenlerdik. Kullu bani adam hatta'un. Adam balasının her bittesi köp hata kılıçıdır. Ve hayrul hatta'in ettevabun. Ve köp hata kılıçların en yaksı köp tavba kılıçlardır. Günahımız ki tavba kılıp git oramız. Hemen yaşı bulur. Şimdi bu ikinci tefsirimiz ayetke zıt kemiydi. Demek ki çünkü ibadetke mağrurlanıştık üyem günahta. O cizge öcük kılıçdikiz. Yani Allah-u Teala yardım vermeseyem, Allah-u Teala bizi güzel yollarına hidayet kılmeseyem, biz mahkem buluramız. Yani Allah-u Teala saklamaseyem günah kımıyımız deyiştik, bu küfür yalı bana diyenlerse. Şunun için üyem mağsiyet bulutta, üyem kiloda şiirge. İnsanlı, yani peygamberden başkalarında zaten günahkar mest ve etkat kılıçdik, o da şirk bu günahıydı. Küfür bu günahıydı. Şiyelerde akidas. Şiyelerden tahsillenen bazı sufiler hem uzlarını, şeyhleri ya ki bazı avliler doğrusu da günahkar mesle ve etikad kılardı. Dürüst mesul. 134. ayet. Men kene yuridu sevabbe dünya fe inde Allahi sevabbe dünya vel ahira ve kene Allahu semi'en basira. Kimde kim dünyanın sevabını haklese Allah'ın huzurudadır dünya niyem ve ahiret niyem sevabı. Ve Allah-u Teala eşitücü, körücü bugün zattır. Süyütet yapılar. Men kene yuridu bi ameli hisabı dünya fe inde Allah hisabı dünya ve ahira. Kimi ki ameli bilen dünyanın sevabını haklese Allah'ın huzurudadır dünya ve ahiretin sevabı. Limen aradahu. Yani onu hal eden kişi gel. La inde gayrihi Allah'tan başkasını huzur demez ki وَلِمَا يَتْلُبَ حَدُّكُمْ عَلَى خَصَّةً Yani üçün indisilerde bir artalarız bu pes geç bugünlerden soruydu. Allah'tan başka hemen pes ki o. وَهَلَّ تَلَبَ الْاَعْلَى En âli bugün zattan soramaydı mı? بِيْخْلَزِهِ لَهُ اُنْ يَخْلَصْ كُتُرُ حَيْسُ كَنَ مَتْلَبُهُ لَا يُجَدُ إِلَّا عِنْدَهُ Çünkü insanın mətləbi ne bursa bursun? Allah'ın huzurdan başka yerde tapılmıyordu ki o. وَكَنَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Allah-u Teala işitücü, körücü bugün zattır. Ve bu meselelerim köpürttü. Aleyhi Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar ayeti demeye edildi. Allah-u Teala'dan fakat yine dünyanı soramazlık gerek. Hem dünyanı hem ahiret soruş gerek. Fakat dünyanı sorasizem, eğer mağdami ki, siz mesela ahiretki imanınız zayıf mı? Dünyanı sorayınızda hem, dünyanı hem, ahiretti hem, sahabı, Yaşlılar Allah'ın huzurunda. Allah'tan sorayım. Hani şunun için bazı ulamalar dedi ki, biz birinci ilim yoluna girgenimizde dünya talep kılıp geliyorduk deyiz. Dünya için ilim talep kılıyorduk deyiz. Ki ilim bizi ahiret gibi vardı deyiz. Yani bazı imanı zayıflarında dünya bilen dinge kızıksa bulur, kızıktırsa bulur. Adamlar geldi, dünya kereymişler ki, mensep kereymi, üy kereymi, maşine kereymi, ne mi kerey? Ne mi kereymiş Allah'tan sorayırlar. Diye hem az yaşta dua atıp gelişir, tavaz okuluşur, kaldıra namaz okuşu olardı. Sekin sekin belki avlu yok geçişerdi. Dinler yok geçişerdi. Kızıktır yani. Lekin ahiret geçenmesi küfür elbette. Allah-u Teala tergib veriyor. Hem işleri, hem avazları, hem sözleri, hem geplerizi Allah-u Teala işte yaptı. Bütün halatlarıyız, emmelerizi kör yaptı Allah-u Teala. Allah-u Teala bütün dualarınızı işledi. Allah'tan sonra mesiler mi? Allah'tan soruyorlar. Dünyanın mahiret diyen soruyorlar. Başka Rabbena atina fid dünya ayetini tefsirde ettik. Mumun kişi hem dünyanın hem ahiret düşeş gerek. İkilesini yapacağız. Bir tanesini koyuvarız mı halak varız. İkilesini koyuvarız. Şimdi